politika faizleri Amerika Birleşik Devletleri'nde bir oldu. Çok uzun ara bir aradan sonra ilk kez bu kadar agresif bir faiz artışı gerçekleşti. Bu faiz artışına rağmen emtia fiyatlarında herhangi bir gerileme ya da gevşeme olmadı. Zaten piyasalara baktığınızda euro, dolar paritesi ve borsalarda bu faiz artışını fiyatlandırmıştı, satın almıştı. Emtia fiyatlarında bu kadar agresif bir faiz artışına rağmen düşme olmaması şunun net bir delili. Ne yazık ki yüksek enflasyon dünya genelinde geçici değil. Yüksek enflasyon belasıyla hepimiz çok uzun bir süre uğraşmaya devam edeceğiz. Amerika'da şöyle bir ilginç sarmal söz konusu. Amerika'da politika faizi 1, enflasyon 7 civarında, hatta 7'nin de üzerinde. Türkiye'de de politika faizi 14 ama bugün açıklanan enflasyon rakamı %70. Yani bu durumda açıkça görünüyor ki aslına bakarsanız sadece bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızda değil, dünyadaki birçok merkez bankasının politika faizleri artık anlamsızlaştı, sembolik hale geldi, piyasalarla örtüşmüyor. Peki ne yapılacak? Öyle sanıyorum ki bir takım acı reçeteler uygulanacak, sadece bizde değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten yani Powell'ın en çok dikkatimi çeken ifadesi de yani arzdan kaynaklanan emtia fiyatlarına ve gıda fiyatlarına ne olursa olsun müdahale edemiyoruz. Bu şu demek, yüksek enflasyon geçici değil. 2022'de zaten başımızın belası olmaya devam edecek. Belki 2023'te de uğraşmaya devam edeceğiz. Bizdeki enflasyona baktığınız zamansa Avrupa'da %3, %5 civarlarında olan %7-8'e doğru giden enflasyon Türkiye'de ne yazık ki bugün itibariyle %70'e dayandı. Ki sokaktaki gerçek enflasyonun %100'ün üzerinde olduğunu söyleyen çok fazla ekonomist var. Maalesef oldukça dramatik bir durum. Çünkü insanların en önemli kaygısı gelirlerinin, elde ettikleri gelirlerin yaşam standartlarına korumaya yetmesi. Ama öyle görüyoruz ki her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz ve ülkemizin şu anda en önemli gündem maddesi yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı. Bu gündemdeki yerini uzun bir süre korumaya da devam edecek gibi görünüyor. Ve yine üzülerek söylüyorum ki biz dünyadan enflasyon konusunda da oldukça negatif bir şekilde ayrışıyoruz. Karnemizdeki iyi not hep söylüyorum yine ihracattan geldi. İhracat artışı Nisan ayında da bizi çok sevindirdi. %25'te sanıyorum 23 milyar doların da üzerine çıktı. Bu yıllık bazda benim bildiğim en yüksek ihracat kayda alınan 2022 hedeflerinde 250 milyar dolar hedefinde sanki böyle yakalanabileceği hissi uyandı bende. Ama şu realiteyi de görmemiz gerekiyor. Bu hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe bütün dünya genelinde talepte bir daralma olacağını da kesin gözle bakmak lazım. Talepteki daralmanın da ihracatının hızını kestiğini görürsek yakın gelecekte bu hiçbirimiz için sürpriz olmamalı.